Merhaba Açık Beyinler. Yeni bir soru yorum bölümünde benim sevdiğim sorulardan bir tanesiyle daha karşınızdayım. Bu bölümün soru başlığı olarak hayatı neden kabullenemiyoruz diye bir başlık seçtik. Çünkü sıklıkla sorulan sorular arasında insanlarımız yani genelde şöyle bir şeyi fark ediyorlar. Olmayacağını bildiğim halde ben niye buna kafayı takıyorum? Niye elimdekiyle bir türlü mutlu olamıyorum? Ya da genellikle bunu kendimiz için sormuyoruz da etrafımızdaki insanlarda bunu gözlemlemek daha kolay oluyor. Niye bu bir türlü elindekileri görmüyor, onunla mutlu olmuyor da böyle kafası bin bir tane yere gidiyor? Vallahi bu konu bence çok önemli. Dolayısıyla şu anımızdan, elimizde olandan neden mutlu olmadığımız, hayatı niye kabullenemediğimizi anlarsak bu işi biraz daha kolay beceririz gibime geliyor. Şimdi ben meşrep olarak biraz daha hani kişisel anlamda bu işi kolay becerebilenlerden biri olabilirim. Ben belki kişisel meşrep olarak hani derler ya kişilikler farklıdır. Böyle bir şeyi daha kolay yapabilen bir insan olabilirim ama yakın çevremde bazı insanlar var. Hiç benim gibi değiller ve onların da bir kısmının böyle bir fikriyatı hayatlarında yavaş yavaş egzersiz ederek, çalışarak çok büyük gelişme gösterdiklerini gördüm. Nasıl bir fikriyat bu? Sizinle onu paylaşacağım. Şimdi efendim çok basit bir egzersiz var. Eğer bu işte uzak doğu anlatılarına, tasavvuf anlatılarına yabancı değilseniz orada da bunları çok duymuş olabilirsiniz ama binlerce yıldır kadim gelenekler boşuna bunları günümüze aktarmıyorlar. O mesajlar boşuna bugüne gelmiyor. Çok faydalı bir egzersiz bu. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi ve şu anda buradayız değil mi? Siz işte oturdunuz, bu videoyu izliyorsunuz ya da dinliyorsunuz bir şekilde. Ben de buradayım kamera karşısında. İşte size bir şeyler anlatıyorum. Şimdi şu anda burada var olan her şeyi düşünün. Yalnız şimdi şu anda burada derken tuhaf bir şeyden bahsettiğimi unutmayın çünkü şimdi der demez o şimdiki an geçiyor. Yani çok hızlı bir şekilde akan bir zamandan bahsediyoruz. Fiziğe göre ışık hızında akıyor. Dolayısıyla şimdi pişt gitti. Mesela şimdi hop gene gitti. Ama şimdi size bir soru soracağım. Onu cevapladığınız andaki şimdi de cevaplamaya çalışın. Bu çok önemli bir zihinsel egzersiz. Şimdi şu anda burada var olan herhangi bir şey. Siz, karşınızdaki ya da elinizdeki cihaz, oturduğunuz koltuk, bulunduğunuz yer ya da işte içinde seyahat ettiğiniz araç, çevrenizdeki nesneler, dünyanın biçimi, uzaydaki yıldızların konumu, aklınıza ne gelirse. Şimdi şu anda burada var olan herhangi bir şeyin şu anki olduğu halinden daha farklı bir şekilde olması mümkün mü? Şimdi bu soruya cevap verirken tabii mümkün diyebilirsiniz. Bir dakika, soruyu tekrarlıyorum. Şimdi şu anda burada var olan şeylerin başka bir türlü olması mümkün mü? Onlar zaten var ve bu şekildeler. Başka bir şekilde olması mümkün mü? Geçmişte ya da gelecekte teorik ihtimaller olarak elbette ki her şey mümkün ama şimdi şu anda ve burada dediğimiz şimdiki anda ne var ise sadece o var. Başka hiçbir şey yok. Buna dikkat ettiniz mi? Mesela geçmişteki olaylar artık yok. Yaşadık, bitti. Varsa bir kısmı hafızamızda hatırlıyoruz falan. Onlar da böyle silik silik kayıtlardan ibaret. Dolayısıyla geçmiş zaman diye bir şey yok. Gelecek, tamam bir takım tahayyüllerimiz, düşüncelerimiz var ama henüz yaşanmadı. Dolayısıyla tek gerçek an var biliyorsunuz, şimdiki an. Ve bu gerçek andaki şimdi de ise şu anda olanların başka bir türlü olma ihtimali yok. Rahatladınız mı acaba bunu böyle söyleyince? Valla ben bunu her düşündüğümde bir rahatlama basıyor çünkü bütün bu olan biten her neyse, şimdiye kadar gelmiş olayları bilmiyorum. Yani 13.8 milyar yıldır evren varmış, şu olmuş, bu olmuş. Bilemiyorum, ben orada değildim. Bu zamanın çoğunda yoktum. Ama şimdi burada olduğum şu anda, eğer her şey böyleyse, kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı bilmiyorum ama böyle yapmış. Dolayısıyla bunun değişmeyeceğini biliyorum. Şu anda burada olan her şey olması gerektiği gibi. Nasıl? Çalışmaya başladı mı fikir biraz? Şimdi şu anda burada her şey olması gerektiği gibi ise ben neye itiraz ediyorum o zaman? Mesela neden atıyorum üstümdeki gömlek keşke pembe olsaydı desem şimdi bunun bir faydası var mı? Şimdi eğer üstümdeki gömlek şu anda mavi lacivert, ne renk bu kızlar? Lacivertmiş. Lacivertse üstümdeki gömlek mesela. Bu keşke pembe olsaydı demek şu anda bana ne kazandırır? Ciddi bir vakit kaybı fark ettiniz mi? Ama bu gömleğin lacivert olduğunu ben kabullenirsem şimdi ve şu anda ne yapabilirim? Bu gömleği biraz sonra çıkarıp yerine varsa pembe bir gömlek giyebilirim. Gayet de güzel olur. Çünkü gelecek anda olasılıklar sınırsız. İstediğim her şeyi yapabilirim.
Ama ne zaman istediğim her şeyi yapabilirim? Şimdi şu anda burada olanı tam olarak %100 kabullenebilirsem. Kabul ettiğim anda gelecekte her şeyin mümkün olduğu bir evrende yaşadığımı fark ediyorum ve istediğim şeyi yapabilirim aslında. Ama şimdi burayı kabul etmezsem ne olacak? Devamlı geçmişe saydıracağım. Ah keşke şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Geçmişi değiştirebilir miyim? Hayır. Şimdi olan bir şey keşke şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Şimdi şu anda olanı değiştirebilir miyim? Hayır, bunu da yapamam. Ama gelecekte keşke şöyle olsa dediğim bir şeyi çok rahatlıkla değiştirebilirim. Yani geleceğe dair bir hikayem varsa ama bunu yapabilmek için şimdi şu anda burada olanı kabul etmem lazım. Ve bu egzersize bugün başlarsanız, birkaç ay içerisinde hayatınızda, ne birkaç ayı, birkaç hafta içerisinde çok büyük değişiklikler göreceğinizi garanti edebilirim. Bizim temel sorunumuz etrafımızdaki insanlara bakalım. Etrafımızdaki insanlar hep bir şeylerden şikayet ediyorlar. Dikkat ettiniz mi? Şu şöyle olmasaydı, bu böyle olmasaydı, niye bu böyle? Birbirimize kızıyoruz, birbirimizle kavga ediyoruz. Karşıdakine diyoruz ki beni deli ediyor falan filan, böyle şeyler söylüyoruz. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliği ne? Şu anda bir şey oluyor ve ben onu kabullenmek istemiyorum. Karşımdaki kişi bana bir şekilde davranıyor. Ben onun bana öyle davranmasını istemiyorum. Efendim hava bir şekilde oluyor. Mesela hava kötü diyoruz değil mi? Yağmurlu olunca hava kötü. Çok insan bunu söylüyor. Ağaca sor bakayım hava kötü mü? Hava gayet güzel. Ama o kötü, iyi, faydalı, zararlı, hiç sevmedim, çok sevdim. Bu hikayelerin hepsi neyle alakalı? Şimdi şu anda burada olan bir şeye itiraz etmemizle alakalı. Dikkat ettiniz mi? Şimdi şu anda burada olan bir şeye itiraz etmek mutsuzluğun temel formülü. Eğer mutsuz olmak istiyorsanız şu anda olan bir şeye itiraz etmeyi deneyin. Hemen mutsuz olabilirsiniz. Ama dolayısıyla ömür boyu sürecek, her an devam edecek bir mutluluğun sırrı ne o zaman? Şimdi şu anda burada olan şey budur. Önümüzdeki maçlara bakalım. Bir sonra neler yapabiliriz? Etrafınızdaki insanlara bakın, bunu yapan insanın çok az olduğunu göreceksiniz. Ama siz yapabilirseniz o insanlara da çok büyük bir faydanız olacak. Şimdi şu anda burada olanı kabul edememek sadece insanın yaptığı bir tuhaflık. Var olmayan bir geçmişe ve yaşanmamış bir geleceğe kilitlenmek psikolojik bir hastalık. Bu hastalıktan bir an önce çıkıp şimdi şu anda burada ne oluyorsa onu kabul edip bir sonraki adımı ona göre atma egzersizine hemen başlamak ancak insanın yapabileceği harika bir spor. Hepinize tavsiye ediyorum ve lütfen etrafınıza bu gözle bakın. Hani hep anlatırım ya, muhtemelen bir yerlerde duydunuz benden onu. Şikayetle cesaret aynı bünyede olmaz diye. Çünkü şikayet eden sürekli ana itiraz eder. Bu anla ilgili problem vardır. Onu değiştiremeyeceği için de ömür boyu şikayet edebilir. Hayatında hiçbir şey değişmez. Ama şimdiki anı kabul edip dur bakalım bir de şöyle yapalım diye cesaret eden insanlar ne yapıyorlar? İşte bu içinde yaşadığımız dünyadaki harikaları onlar meydana çıkarıyorlar. Dolayısıyla onlardan biri olmak için sadece anla kavga etmeyi bırakıp, anı kabullenip bir sonraki adımımıza konsantre olacağız. Böylece hepimiz birbirimize çok daha faydalı olacağız. Ben vallahi bunu o kadar çok anlatıyorum ki ben de daha iyi yapabileyim diye ama ben de arada bir bu niye böyle falan filan diye bak mesela şu anda bu çekimi yaparken değil mi? Biraz önce oradan hatara kütere bir ses geldi. Hafif böyle bir gerildik. O kadar yani böyle evliya gibi ponçik olmanıza gerek yok ama ona sinirlenmek yerine onun geçmesini beklemek, olduysa var bir hayırdır demek. Ne hatırlıyorsun değil mi? Eskiler böyle yapardı. Anla barışmamız bizim için çok önemli ve bu tip teknikler anla barışmamızı kolaylaştıracak. Ondan sonraki anlardaki hareketlerimiz de inşallah daha iyi olacak. Deneyin göreceksiniz, bana inanmayın. Thank you.